Şimdi siyasete bir bomba düştü. Ama bu bomba öyle bir bomba ki hala herkes, hiç kimse anlayabilmiş değil. Abi ne oldu? Ne oldu da Başak Demirtaş Dem'den Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım dedi. Sonra da Dem'le oturdular bir masaya geldiler. Ben olmayacağım dedi. Şimdi iki taraftan da açıklamalar var. İki tarafın açıklamalarının ortak yanları. ikisi de diyorlar ki hem Başak Demirtaş hem Dem biz bir araya geldik. Öyle bir karşılıklı dayatma, reddetme olmadı. Beraber karar aldık. Ve de hep beraber dedik ki Başak Demirtaş aday olmasın. Allah Allah. Şimdi bakıyorsun daha düne kadar Başak Demirtaş ben aday olurum dedi, başvuru yapacağım dedi. Selahattin Demirtaş görüştü. Selahattin Demirtaş hiç ses etmedi. Ne oldu da peki bir anda her şey değişti? Bu arada AK Partililer halay çektiler. Bravo Başak Demirtaş dediler. Başak Demirtaş'ın aday olacağı coşkuyla AK Parti medyasında duyuruldu. Ekrem İmamoğlu tarafında yas vardı. Ulan gitti mi seçim denildi bilmem ne oldu. Ve de şu anda o giden seçim sanki Ekrem İmamoğlu'na geri gelmiş gibi bir hal oldu. Her ne kadar Dem Partisi ya biz aday göstereceğiz falan diyor ama aslında ne olduğunu gelin ben size anlatayım. Ama anlattıklarımı böyle tavlayı izleyen yancı gibi izlemeyeceksiniz. Satranç bakan insan gibi bakacağız hep beraber. Biraz düşüneceğiz yani. Ne olduğunu biraz çünkü bu olayda ne olduğunu anlamamız için aslında biraz Kürt siyasetine girmemiz gerekiyor. Öcalan'ın hükümetle ne kadar ilişkili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın partinin içindeki gücünü bilmemiz gerekiyor. Çeşitli boyutlarıyla Kürt siyasetini yıllardır takip ediyor olmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş acaba ne yapıyor ona bakmamız gerekiyor. Pek çok farklı parametre var. Sabırla isterseniz hiç şey yapmadan aceleye getirmeden tek 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 isterseniz üzerinden gidelim. Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. Nereden başlıyoruz? Başak Demirtaş'ın adaylığı aslında Selahattin Demirtaş'ın dem içinde ilginç bir meydan okumasıydı. Yani Demliler de bu işin bir parçası mı görebildiler mi? Acaba tam olarak anladılar mı? Onlar da böyle sudan çıkmış balık gibi, sudan çıkmış AK Partililer gibi şu anda bu yayını izliyorlar mı bilmiyorum. Ama gelin biraz şöyle bir detaylara gidelim. Anlamaya çalışalım. Şimdi Selahattin Demirtaş'ı anlamak için, yani Selahattin Demirtaş'ın gücüne bakmak için Kürt siyasetine bakmamız lazım. Bugüne kadar Kürt siyasetinde Abdullah Öcalan'ın lafı üzerine kimse laf söyleyemez. Ha Kandil dediğiniz yer Öcalan'ın bir anlamda gölgesi gibiydi. Abdullah Öcalan'ın ne dediğini anlamak için de avukatlar giderdi, görüşürdü. Aileden biri görüşürdü ve artık kendi söylemlerinden söylüyorum. Çok okuduğunuzdan bakıyorsunuz. Artık ilginç bir dil oluşmuştu. Ya yani Abdullah Öcalan bir şey diyor sen, ben bir şey anlamıyoruz ama Kürt siyasetçiler, PKK anlıyor onun o dediğinden işte. O bir kelimeyi alıyor diyor ki o kelime böyledir diyor, oradan bir şey çıkartıyor, o zaten burada kitabında böyle demiş diyor, bilmem ne yapıyor. Bizim bilmediğimiz, sen de başka bir dil, yani Kürtçe de değil, başka bir dil, hani bir üst dil, anlamsar, hani biz nasıl emoji kullanıyoruz anlıyoruz ya işte, gülen surat koyuyorsun, şampanya kadehi koyuyorsun, anlıyorsun yani ne olduğunu, çak diyorsun, bir tane yumruk kuruyorsun falan, işaret yapıyorsun. Böyle bir alt dil vardı. Fakat bu alt dili zaman zaman çeşitli politikacılarda, Kürt siyasetinden yükselen politikacılar zaman zaman öne geçiyorlardı. Kim mesela? Osman Baydemir. Eskiden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları'ydı. Kürt siyasetini belirleyen. Yani. Leyla Zana, Hasip Kaplan, Sırrı Sakık. Ya yani bunlar... Kandil kadrosunu hiç saymıyorum onları. Başka bir yerde şey yapıyoruz. Onlar zaten duruyor. 50 yıldır hiçbir değişmedi neredeyse. Fakat Kürt siyasetinde, legal siyasette bu insanlar parlamentoya geliyor, cezaevine giriyor, belediye başkanı adayı oluyor, belediye başkanı seçiliyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Ve de bunlar bir şekilde e, ne zaman yükselseler tasfiye ediliyorlardı. İşte kimi çok başarılı milletvekili hadi belediye başkanı yapalım. Çok televizyona çıkıyor artık çıkmasın. Efendim çok fazla yükseldi dur köye yollayalım 7 yıl orada dursun. Bu şekilde bir şekilde tasfiye ediliyordu. Ta ki Selahattin Demirtaş'a kadar. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın son seçimlerde gördük ki sokakta bir karşılığı var. Yeni kuşak özellikle, önceki şeye gelelim bir önceki şeye. Evet sokakta karşılığı var. Ee, neden karşılığı var? Çünkü gidiyorsun, mikrofon uzatıyorsun. Ferit Demir Diyarbakır sokaklarında dolaşıyor. Mikrofon uzatıyor. Kim aday olsun diyor mesela. Geçen kimin adayı destekler? Selahattin Demirtaş kimi derse ben onu desteklerim diyor. Vatandaş. Güneydoğu'da, Diyarbakır'da. Mardin'de baktığınız zaman. HDP'li vatandaştan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. İki, Kürt siyasetinde bir saygınlığı var. Neden? Yedi yıldır cezaevinde. Şimdi sen AK Partiliysen ya da AK Parti'nin bakış açısından baktığın zaman diyorsun ki, bu zaten terörist. Teröristin önüne gideni. Yatsın daha hayat boyu yatsın. Asalım masalım her türlü gidiyorsun. Ama Kürt siyasetinde eğer HDP'ye oy veriyorsan ya da artık deme artık neye oy veriyorsan. Onu bir bedel ödeyen bir şey olarak görüyorsun. Yani siyaseten işte nasıl Leyla Zanalar yattı, Orhan yattı, Sırrı yattı, onlarca yıl Kürt siyaseti için bedel ödedi. Onları da bir siyasi figür olarak görüyor. Özellikle son Kobani olaylarıyla ilgili yaptığı son savunmasında ise başka bir perspektiften Kürt meselesini ele aldı ve de yine Diyarbakır sokaklarında, Güney sokaklarında Kürt meselesini sahiplenen bir lider pozisyonuna geldi. Devam edelim. Şimdi Demirtaş son seçimlerde neredeyse HDP'den çok çalıştı. Neler yapmadı ki? Sosyal medyada sürekli tweet attı. Neredeyse 24 saat günde 4-5 tane avukatları atıyordu herhalde. Kendisi atamıyordu. Kettle'la kaç tane atabilirsin? Kettle'la günde en fazla bir tane tweet atarsın. Ee, Selahattin Demirtaş 5 tane 10 tane atıyordu. Belli ki orada ocağı kullanıyor. Ne bileyim UFO'yu kullanıyor ısıtı, ısıtıcıyı. Onlarla attı. Bir şekilde attı yani. Gazetecilere mektuplar yazdı. Bir tanesi bana geldi. Yayınladım. Yemediğim dayak kalmadı. Nevşin'e yazdı, öbürüne yazdı. 100 kişiye falan. 1000 kişiye mi mektup yazdı tek tek. İşte şeye oy verin. Millet İttifakı'na oy verin diye. Söyleşiler yaptı. İrfan Aktan'a konuştu. Efendim T24'e konuştu. Halk TV'ye konuştu. Şirin'e yolladı. Oradan onlar sorular yolladılar. Baya yani televizyonlara çıkmayan liderler katten daha fazla televizyonlarda yer buldu. Ve de yürü Bay Kemal diyerek tam saha desteğini gösterdi. Artık daha ne yapsın? Fakat sonuçlar bir geldi. Selahattin Demirtaş cezaevinde çöktü. Neden? Sadece Millet İttifakı kaybetmedi. HDP de kaybetti. Oy kaybetti. Bunun üzerine de bir yazı yazdı. Artı gerçeğe. Bir makale yazdı. Dedi ki HDP'yi seçime geç hazırlanmakla suçladı. Dedi ki ya son bir ay bunlar girdi seçime. Ben burada canla başla çalışıyorum. Bunlar bir türlü çalışmıyorlar genel merkezine kendi sesini duymamakla suçladı. Dedi ki ben burada konuşuyorum, yankılanıyor, geri geliyor. Ya şunu yapın diyorum, yapmıyorlar. Bunu yapın diyorum, yapmıyorlar. Gerçi HDP genel başkan değil ama tabii cezaevinde olduğu için sanki genel başkan gibi kendisini konumlandırıyor haklı olarak. Biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı. Vefasız dedi. Bunlar vefasız dedi. Ben bu kadar uğraşıyorum, şey yapıyorum. Ve de bunlar öz yapmıyor kardeşim, %7'ye düşmüş. Ben yüzde %13 oy almıştım geçen seçimlere girdiğimde, %7'ye düşmüş. Ve de bunlar hala bir şekilde oy almıyorlar diye de eleştirdi. Çok ağır sözler söyledi o makalede. Söyledi, söyledi, söyledi o makalede. Sonra da durdu. Artık tweet atmamaya başladı. Hiçbir şey e, göstermemeye başladı. Sonra ne oldu? Sonra Selahattin Demirtaş sonrasında sosyal hesabını kapattı. Kapatmasa da kullanmadı. Söyleşileri kesti. Bir nevi sanki küstü. Bir tek işte yaptığı savunmalarda gördük. Şimdi biliyoruz ki Başak Demirtaş çok güçlü bir kadın. Kuvvetli bir kadın. Yani duruşuyla şu ana kadar siyaseten geri adım atmamasıyla. Ve de kendisi bir gün Selahattin Demirtaş'la konuştu. Dedi ki ben aday olacağım dedi. Oysa Dem şaşırdı, biz şaşırdık, İmamoğlu şaşırdı, AK Partililer süper şaşırdı. Nasıl yani? Bu hep efsane olarak konuşuluyor. Ya Başak Demirtaş acaba aday olursa ne olur? İşte İmamoğlu da seçilemez çünkü Başak Demirtaş demek. Selahattin Demirtaş demek. Yani Selahattin Demirtaş şu anda seçime girse kazanamaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı. Ama biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı Kürt halkının ya da HDP'ye oy veren insanların gönlünü kazandığı için yüksek bir oy alacağı kesin. E şimdi zaten kafa kafaya giden bir şeydi. Sen yüzde %7 oy alacak şey, yüzde %8, 9, 10, 11'e çıkarttığın zaman Ekrem olduğu için sonun başlangıcı, kayboluş demekti. Ama ikisi böyle bir karar aldılar, çıktılar. Başak Demirtaş dedi ben aday olabilirim. Selahattin Demirtaş dedi ne alaka kardeşim bende alakası yok. Başak'ın kendi seçimidir falan demedi. Herkes biliyordu ki bu bir şekilde ortak alınan bir karardı. Şimdi asıl noktaya geliyoruz. Bu karar neden alındı? Ne oldu o arada? Burada iki ihtimal var aslında. Ne oldu? Bir, Selahattin Bey zaten eşinin aday gösterilmeyeceğini biliyordu. İmamoğlu'na desteğini doğrudan veremeyeceğini de biliyordu. Çünkü daha önceden destek verdiği zaman son seçimlerde biliyorsunuz işte bunlar PKK'lı dediler. Bunların fo şey foto montaj yaptılar. Televizyonlarda gösterdiler. TRT'de yayınladılar. Söyleşilerde yayınladılar. Bütün şey oldu. Ve o söylem de işe yaradı. Yani Millet İttifakı'nı HDP'yi monte etmeleri ve işte Kandil'den alıntılar yaptılar. Kandil'e el çıktırdılar ya yani şimdi. Şimdi böyle bir şeyde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekler misin? Beklemezsin eğer Selahattin Demirtaş'san, kafası çalışan bir siyasetçiysen, satranç oynuyorsan, kendini tavlanın zarın şansına bırakmıyorsan. Birinci ihtimal Selahattin Bey dedi ki zaten hani aday göstermeyecekler başa. Ama biz başa aday çıkartırsak bunlar bir sevindirik olurlar. Sevinirler yani AK Partililer. Sonra da olmazsa bu sefer bir şey diyemezler yani. Adayımı çıkarttık. Adayı çıkarttık kardeşim. Adayımız sen başak olacak değil ki, Sana mı soracağız? Sen de kendi adayını çıkarttın. Murat biz dedik mi Murat'ı çıkartma Binali'yi çıkart diye. Demedik. Der diyebilirler yani. Ve de Dem seçmeni Demirtaş'ın aday gösterilmemesine küsüp İmamoğlu'na yöneleceğinin hesabını yaptı. Eğer bu hesabı yaptıysa da şu anda kazandı. Yani Selahattin Demirtaş eğer dur abi biz şimdi kaleyi çıkartalım. Başak Demirtaş'ı aday gösteriyor gibi yapalım. Ha bunlar zaten göstermeyecekler. Göstermezlerse zaten diyecekler ki şimdi sen bir dem partisi olarak kardeşim siz Başak Demirtaş'ı niye aday göstermediniz demez mi adam yani şimdi? Ama yerine bilmem neyi göster. Ya geçiniz abicim sen Selahattin Demirtaş'ın eşini göstermiyorsun. Ne, ne yani böyle parti olur mu demez misin dersin. Değil mi yani hani?